Beni duyuyor musun? Duyuyorum, bir şey mi oldu? Dur oğlum, dur, panik yapma. Sadece kontrol ettim ses geliyor mu diye. Ne yapayım, gireyim mi şimdi? Yok, girme ya. Niye giriyorsun ki? Bir tane taburo çek, iki dakika dinlen orada. Niye? Allah'ım, aklıma şükür, yemin ediyorum aklıma şükür ya. Ya oğlum, adam seninle dalga geçiyor. Bana bak, seyfinin karşısında da böyle saçmalarsan adam durumu çakar. Aklını başına topla, yapamayacaksan da vazgeç ha. Bak, ben bir şey söyleyeyim mi? Bu içeri girsin, seyfi 3 dakika içinde bütün durumu çakacak. Vallahi bak, benden söylemesi görürsünüz. Oğlum açma lan şu şom ağzını. Ne oğlum, vallahi ya. Hoş geldin. Çok memnun oldum. Bize müsaade eder misin bize? Tabii. Geç otur. Yalnız mı geldin? Koruma vermedi mi Antonio sana? Koruma? Koruma verdi de ben otelde bıraktım korumaları. Çok sevmiyorum öyle kalabalık gezmeyi, biliyor musun? O yüzden. Yemini suyunu verseydin çıkmadan. Nasıl? Oğlum adam espri yapıyor lan. Diyorum ki çıkarken. Ya tabii tabii. Ben espriyi anladım aslında da. Yani şimdi üzerine anlamamış ki, daha komik olsun diye. Anlat bakalım, nasıl gidiyor Antonio'nun işte? İyi. İyi gidiyor. Yani pazarı genişlettik. Amerika'ya falan iş yapıyoruz. Aynen. Amerika'ya mı? Astarı yüzünden pahalı olmuyor mu? Dünyanın öbür ucu. Oluyor da şey yapıyoruz ya, hallediyoruz yani. Şey yapıyoruz. Senin bu bahsettiğin laboratuvar neredeydi ya? Ya bu acele. Ben erken döneceğim. İşlerim var İtalya'da, acelem var. Laboratuvar şehir dışında. İstanbul'a yakın. Ama bu akşam gidemeyiz artık. Yarın gideriz. Gitmişken sana da halı alırız. Halı mı? Ah. Dürümler de geldi işte. İster misin? Yok, ben yedim. Afiyet olsun. İçki acıktırıyor da. Ne o, terledin sen? Ha, ya ortam basık ya. O yüzden böyle terleme yapıyor. Ben bir yüzümü yıkayayım, dağıtlayayım, geleyim ondan sonra. Afiyet olsun. Yıka bakalım. Abi, bu herifin Antonio'nun adamı olduğuna emin misin? Çok tıfıl bu. Bana da çok salak biri gibi geldi. Dur bakalım, anlarsın. Aferin Burak, iyi gidiyorsun. Şimdi bir an önce laboratuvarın yerini öğrenmeye çalış heriften. Abi ne iyi gidiyorum ya. Boncuk boncuk terledim baksana. Adam kesin anladı bu arada. Yok oğlum, ne anlaması anlamadı. Daha yani sen de biraz ufak at be oğlum. Amerika nereden çıktı ya? Şş Burak. Bak, işler ters giderse izin istiyorsun, kalkıyorsun. Nasıl olsa laboratuvara götürecek yarın seni, tamam? Tipi daha fazla zorlamayalım abicim. Açıldım biraz.
İyi geldi, iyi geldi. Ya, yüzümü yıkadım ya, bir şey oldu. Ya bu halı falan filan diyordum. Bunun laboratuvara ne alakası var? Anlatırım alakasını da. Sana bir şey soracağım. Antonio'nun bir atı vardı. Şampiyon. Hala sokuyor mu yarışlara? Sokuyor, sokuyor. Sokuyor. Devam ediyor yani atla. Ama üzerinden zaman geçti tabii. Yani at yaşlanıyor. Sen de hoş görürsün tabii yani. Demek at yaşlandı. Ben 2 sene kadar önce onu öldü diye biliyordum. Yarışta ayağı kırıldı. Antonio da onu öldürdü. Çok üzülmüştü. Başka at o. Aynı at değil o. Başka at. Başka at. Kimsin lan sen? Ha? Nasıl? Bu ne lan? He? Bu ne? Bu bıyık. Oğlum nereden çıkardınız bıyığı be? Anladı işte herif lan. Ya abi şimdi ayıp olacak da ben şimdi köseyim biliyor musun? Yani şimdi mafya aleminde de dalga geçiyorlar tüysüz tüysüz diye. Olmuyor yani. Tabii senin öyle bir derdin yok. Baksana şu bıyıklara. Niye baştan demedin ya? Tamam işte. Kes lan şaklaban. Yürü. Bana bak Antonio'yu yaptıklarını duyarsa. Başlatma lan Antonio'ndan yürü. Dışarı. Bana bak lan. Kimsin lan? Ha? Bak ayıp oluyor ama ha. Benim arkamda koskoca İtalyan mafyası var lan. Bana bak lan. Serhatların adamı mısın yoksa sen? Serhat kim be? Bak bu Serhat. Konuş lan. Konuş yoksa geberteceğim. Seyfi nerede? Seyfi kim birader? Sen daha iyi bilirsin. Nerede? Ben Seyfi'yi falan tanımam. Silahlarınızı bırakın. Buyurun bir içkimizi için. Biz içki kullanmıyoruz birader. Malum bütün kötülüklerin anası. Ama şişesi işe yarıyor. Hadi beyler, elleri göreyim. Anlaşılan Serhat seni almaya gelmiş. Cesedini bulacak ne yazık ki. Yakalayacağım ben seni. Yeah.
Şöyle geç, geç. Hadi day day be, hadi. Tamam lan, tamam, geliyorum. Bitiyor, bitiyor. Nerede kaldın bu oğlum? Anca. Yalnız var ya, müzik zevkimi sevdim. Yemin ediyorum sevdim ha. Mesleğimi en ince kalitede yapmaya çalışırım, hep bilirsiniz. En sevdiğim oyun lan. Abiciğim, yalnız bir şey söyleyeceğim. Bayağı ben kafaya darbe aldım da biz niye geldik buraya? Burak. 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 Tamam abi. Hop. Nereye? İçeri, o kaçan adamın peşindeyim. Damsız girilmez. Arkadaşım ne demem, polisim ben, polis. Adam kaçacak ya. Polis, sen kimliğini göster. Yok, kimliğim yok. Anladın? Almamışım bu giyimi. Yok. O zaman uza. Arkadaşım bak, ben buraya girerim. Giremezsin. Burak. Sen ben buraya girerim dedin. Sonra ne oldu? Bir anlat bakayım bir hadi. Ha, bir dalga geçmeyin ya. Lavuk beynimi kulağımdan akıttı resmen. Ulan zaten bir gram vardı, o da aktı gitti diyorsun ha. Ya beyler, yalnız kaçıncıdır Seyfi elimizden kaçıyor ha. Biraz ayıp oluyor. Ya abicim, bunun yüzünden. Ben ne yapayım ya? Bıyığım düştü be. Oğlum gitti, salak salak konuştun. Herifi kıllandırdın. Sayende hiç öğrenemedik. Aferin. Ya adam halaları sanırı, duymadın mı? Halıya mı ihtiyacım var? Hayırdır, çeyiz mi düzüyorsun? Ya ne alakası var? Demek ki laboratuvar halı silüğünü bir yerde. İstanbul'a yakın halı silüğünü bir yer neresi var? Neresi? Hereke. Bravo. Tamam iyi, Hereke'de. Hereke'de nerede bulacağız yerini ya? Oğlum Hereke ufacık bir yer. Laboratuvar olacak kaç tane mekan vardır ki? Hereke'yi düşünelim, araştıralım. Bayağı çoğul konuşuyorsun da bu araştırma işleri hep bana kilitleniyor ama ha. Bunlar senin işin oğlum. Hadi ben biraz uzanıyorum, kolay gelsin. O ne? Nereye? Yatacağım. Hadi, kolay gelsin. Kalk lan, bana çay koy. Yanına da bisküvi bisküvi şeyler getir. Hadi. Abi adamlar var ya, öyle bir vurmuş ki kulağım hiçbir şey duymuyor. Çok affedersiniz ama ha. Hayat size güzel arkadaş ya. Her şeyi Nazmi yapsın ya. Nazmi otursun, araştırsın. Çatışmaya Nazmi girsin. Adam vurulacak, Nazmi vursun. Önce her şeyi Nazmi yapsın arkadaş ya. Ulan Seyfi, yine paçayı kurtarmışsın ha. Oğlum sen benim namımı bilmezsin. Ben kaçış ustasıyım. Koskoca Rus mafyası yakalayamadı beni. Bu salaklar mı yakalayacak? Ama o salaklara ipucunu vermişsin Seyfi. Ya Hereke yakalı derlerse? Etsinler. Siz Faysal abinizin intikamını almak istemiyor musunuz? He? İşte fırsat. İnşallah yerimizi bulurlar da gelirler. Bu sefer onlara dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğiz. Söyle koçum. Serhat amca, nasılsın? İyiyim, sen? Ben iyi değilim. Niye, ne oldu? Kız arkadaşınla kavga mı ettin yoksa? Hayır, annem beni okuldan alacak. Nasıl ya, okuldan mı alacak? Artık oranın parasını ödeyemiyormuş. Ama ben istemiyorum. Bütün arkadaşlarım orada. Kız arkadaşım da. Tabii canım, olur mu öyle şey? Sen merak etme, ben annenle konuşurum. Birazdan gidip kaydımı sildireceğiz. Tamam, tamam, merak etme. Bir şey söyleyeceğim ama beni aradığını sakın çaktırma annene, tamam mı? Aramızda kalsın. Tamam, aramızda. Umut. Kimle konuşuyorsun? Hiç, arkadaşım. Tamam, hadi kaydını sildirmeye gidiyoruz, oradan da yeni okuluna. Hadi kalk bakalım.
kartını aldırmak istiyorum ben. Ama yani son takside de bir işe girer girmez ödeyeceğim. Ne zaman? Yani şu an bilemiyorum. Bir zaman sonra. Merve Hanım, dalga mı geçiyorsunuz benimle? Hayır, ben biraz anlayış bekliyorum sizden sadece. Serhat, ne yapıyorsun? Çocuğu okuldan aldırmıyoruz. Taksitleri ben ödeyeceğim müdür bey. Hayır, 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 hayır. Kimsiniz siz? Umut'un babasıyım. Borcumuz ne kadar? Şey, geçen ayla birlikte... Hayır, hayır. Ben kaydını sildirmek istiyorum müdür bey. Merveciğim, müsaade eder misin müdür beyle konuşayım ben? Bir, ne olur bir susar mısın? Ya bir kapa çeneni artık. Pardon, aramız biraz limoni de. Siz borcumuzu çıkartın lütfen. Senin katır inadın yüzünden. Mecbur kaldım. Borç olarak alıyorum ama. Umut'cum sen otur yavrum, biz Serhat amcanla bir şey konuşacağız. Borç falan değil. Ha bu arada baroya geri dönebilirsin. Şahingöz sicilini temizledi. Niye böyle bir şey yaptın bana sormadan? Hayda, buna da mı kızdın? Ya senin derdin ne, ben anlamıyorum ki. Para olayını niye bu kadar büyütüyorsun? Yani farz et ki biz boşanmışız ve çocuğum için nafaka veriyorum ben sana. Ne var bunda? Yani evlenmeden boşanan tek çift biziz galiba. Ne yani, illa evlenelim mi diyorsun? Ha ben istiyorum diye evleneceksin yani benimle. Allah razı olsun. Hayır canım, ne alakası var? Belki ben de istiyorum. Ya saçma saçma konuşma, tamam Allah aşkına. Evlenelim diyorum lan, evlenelim. Lan mı? Evlenelim lan. Ya şu lafın arkasına bile taktın ya bunu. Sana hiçbir şey demiyorum ben. Pes. Soruya cevap ver. Ben bir soru falan duymuyorum ortada. İyi, peki. Benimle evlenir misin? Sen ciddi misin? Evet, ciddiyim. Evlen benimle. Şimdi niye cevap vermiyorsun? Serhat, benim sana bir şey söylemem lazım. Yani anlatmazsam içim rahat etmeyecek. Ne? Faysal bana evlenme teklif etmişti. Yani o gece o video ve mesajlar gelmeseydi... ...ben de kabul edecektim. Bu ne demek ya? Yani sen şimdi o adamı seviyor muydun? Hayır. Yani tabii ki sevmiyordum ama... Ya hep senin yüzünden, tamam mı? Ben seni aradım, seninle konuşmaya çalıştım ama... ...açmadın ki telefonlarını. Hep işim var dedim bana. Umurunda olmadım. Ben de yani sana bir ders vermek için... Tamam Merve, tamam. Yeter. Ben anlayacağımı anladım Merve. Neyi anladın ya, neyi anladın? Ben seni seviyorum, senin gözlerin içine bakıyorum. Ama ben seni çözemiyorum ki artık. Bilmiyorum, sen beni hala seviyor musun, istiyor musun bilmiyorum. Artık istemiyorum. Mürsel. Mürsel. Mürsel.
Mürsel nerede? Kim? Aptala yatma, fareden bahsediyorum. Kafesinde yok. Bir de adın vardı o müsibetin. Ne yaptın ona? Bak burada. Evin içinde fareyle yaşayacak değiliz herhalde, değil mi? Küreyi vurdum kafasına. Nasıl yaparsın bunu ya? Babamın da o. Baban yok artık güzelim. Bu evin yarısı da benim. Senden nefret ediyorum. Seni geberteceğim. Sen halana el mi koyuyorsun ha? Terbiyesiz. Sana terbiyeli olmayı öğreteceğim ben. Bırak beni. Bir daha bana böyle bir terbiyesizlik yaparsan da gebertirim seni. Anlıyor musun beni? Bırak gebertirim. Beni. Kalem yemek istemiyorsan defolur gidersin bu evden. Bu sefer sana boyun eğmeyeceğim. Ertan, ne oluyor, nedir bu halin? Müsaade edersen aşk acısı çekiyorum baba. İşe yarıyor mu bari? Yaramıyor. Aslına bakarsan dayak yemek daha fazla rahatlatıyor. Baba, Allah aşkına bana bir tane çaksana. Ne? Ulan hayatımda ilk kez bir kadın beni gerçekten sevecekti. Gerçekten çok sevecekti. Salak gibi kendim uzaklaştırdım onu. Üzülme artık. Sen doğru olanı yaptın. Öyle mi? Aslına bakarsan doğru olanı yapmak hiç eğlenceli değilmiş baba. O yüzden yanlış yapmayı daha çok seviyorum. Abla. Kardeşim ne yaptın? Yok bir şey. Nasıl yok bir şey ya? Merve ile mi kavga ettin? Doktor? Ne yaptınız, bir şey bulabildiniz mi bari? Buldum buldum. Harekete bir tane fabrika var. Eski iplik fabrikası. 3-4 gün önce el değiştirmiş zaten. Kullanılmıyor da. Yani ben laboratuvar kuracak olsam kesin oraya kurardım. İyi, gidelim o zaman oraya. Hadi, hazırlanalım. Ben de gelirim değil mi sizde? Bu sefer olmaz Burak. Geçen sefer nasıl işe yaradım hatırlamıyor musun? Olmaz dedim ya, anlamıyor musun? Ya oğlum sen ne en iyisini yap biliyor musun? Kal evde, yemek yap. Bak dandumdan sonra benim karnım çok fena acıkır. Tamam. Gelirlerse ana girişten girmelerine izin vereceğiz. Keskin nişancı orada olacak. Önce o saldıracak.
Onu atlatırlarsa bu alanda motorlarla saldırıp dağıtacağız. Eğer onları üçe ayırırsak tek tek avlarız. Ben buraya geleceklerine ihtimal vermiyorum. Biz hazırlıklı olalım da. Sana söz veriyorum baba. Artık kimse beni ezemeyecek. Seni katilini de bulacağım. İntikamını alacağım. Merak etme. Avukat ayarladım. Evi senin üstüne yapacağım. Ha şöyle. Yola gel biraz. Bu kadar çabuk pes edeceğini düşünmemiştim. Ben babamın gömüldüğü mezarlıktayım. Buraya gel. Birlikte avukatın ofisine gidelim. Avukatı niye buraya getirmiyorsun? Evi istiyor musun, istemiyor musun? İstiyorum. O zaman kes sesini, buraya gel. Bizim mekanın krokisi burada. Kardeşim burası çok büyük bir alan. Görüyorum oğlum, görüyorum. Abicim gördüğünüz gibi etrafta sağlı sollu binalar var. Kafamıza göre dalarsak herifler bizi çat diye indirir. Yani burası olduğunu bile bilmiyoruz. Belki de içeride kimse yok. Abicim biz yine en kötüsünü düşünelim. Ne demek belki de içeride hiç kimse yok ya? Diyelim ki adamların laboratuvarı burası. Ve bizi bekliyorlar. Yani... Ben olsam var ya, bütün binalara adam yerleştirirdim ya. Yani aynen. Hani tek bina olsa her türlü kuşatırız, dalarız, çıkarırız, problem değil de... Ya burada çapraz ateşte kalırız be kardeşim. Hı. İyi o zaman gizlice girip etrafı kolaçan edelim. Baktık ki seyflerin mekanı, gece gelip bomba yerleştiririz ha. Ne dersiniz? İyi. Fazla sessiz beyler, dikkatli olun ha. Abi, davetsiz misafirlerimiz var. Bunlar onlar. Hadi canım. Bu adamların hiç korkusu yok. Ya da kafaları pek çalışmıyor. Plana göre ilerleyeceğiz. Keskin nişancıya bırakalım işi. Abicim etrafta kimse yok ya. Yanlış yere mi geldik acaba?
Tüm binalara tek tek bakacağız. Yapacak bir şey yok. Oğlum ne yapacağız? Sıkıştık kaldık burada. Ya nereden ateş ettiğini görsem indiririm ben onu. Aklıma bir şey geldi. Yanımda mı lan? O ne lan öyle? Aynen işte bazen kendime bakıyorum. Allah Allah, o niye? Senin gibi ayı olmadığım için niye? Hadi oradan be sıfatsız. Doktor ne yapacaksan yap hadi ya. Serhat. İlerideki merdivenlerin en üstünde. Bakayım. Oraya koşun. Ben indireyim herif ha. Tamam Nadal koş. Ben niye koşuyorum lan? Oğlum sen benden daha hızlısın. Oğlum ben ölmek istemiyorum da ondan koş işte lan. Aa, ben istiyorum sanki. Anladım. İndirdim beyler. Beyler, daha fazla açıkta durmayalım. Hedefiz. Bir yer bulmamız lazım.
gibi adamlardan birini yakaladık. Selamun aleyküm. Nasıl gidiyor? Kalkma kalkma hiç. Aleyküm selam. Hoş geldin. Sen en salaklarımızsın. Yok. Aslında en zekileri benim de. Kısmet işte. O yüzden mi yakalandın? Ya belki de bilerek yakalandım. Hiç bu açıdan düşündün mü? Şaka lan şaka. Serhat Hakeri. Buradan geliyor. Adamınız elimde. Serhat, abicim hiçbir problem yok ha. Bayağı bilerek yakalandım, plan tıkır tıkır işliyor. Senden haber bekliyorum, anladın? En zekileri benim dedi ama suratından salaklık akıyor. Neredesin lan şerefsiz Seyfi? Çık ortaya! Boşuna nefesini tüketme. Seni duymuyorum. Duymuyorsun ama yani hafiften ağız okuyabiliyorum ben. Şerefsiz gibi bir şey dedi sana. Yani. Beni iyi dinle. Kapısına gelin. Yoksa 5 dakika içerisinde arkadaşınız ölür. Bakalım çıkacaklar mı? Yoksa seni feda mı edecekler? Senin bu artistin kime lan? Senin gibi bize bulaşan lavukların başına ne geliyor sen biliyor musun? Böyle ayakları kışlarına vura vura kaçıyorlar. Sonra da biz onları kovalıyoruz, yakalıyoruz. Sonrasında da... Asın bunu. Asın derken? Şşş oğlum. Oğlum. Lan asma mı kaldı lan bu? Şşş arkadaş bir bıraksana asma mı kaldı oğlum? Lan oğlum ne adamı atıyorsun? Ayak mısınız lan? Bir de siz gülün. Ne yapacağız? İyi bilmiyorum ki. Ya mekanı da bilmiyoruz. Kimin nereden çıkacağı belli değil oğlum. Ne yapacağız şimdi? Doktoru mu bırakacağız? Ya bırakmayacağız tabii ki. Çok fena sıkıştık ya. Çok. Dadayla düşün düşün. Çalıştır saksı oğlum. Ya biliyorsun işte o düşünme olayı bende iyi değil be kardeşim ya. Afiyet afiyet. Nasıl? Şimdi de komiklik yapsana. Oğlum bayağı bildiğin harika bir şey ya bu. Ben evde de yapıyorum bunu. Amuda kalkmak gibi. Böyle beyne daha fazla kan gidiyor. Kafan daha hızlı çalışıyor. Anladın? Çok da tatlı bir şeysin sen. Nasıl bulaştın bu işlere? Yapma ya. Arkadaş kurbanıyız diyelim ya. Bayağı bildiğin. Aslında ben kendi halinde beye kırdım biliyor musun? Öyle takılıyordum sonra bu manyaklarla tanıştım. Başımıza gelmedik kalmıyor. Bak şekil bir açtı. İstifa etseydin o zaman. Bana göre bildiğin bir iş var mı lan? Şöyle parası iyi. Ayağını çek beni abi. Vur lan! Vur lan! Vur lan! Yapacak bir şey yok. Teslim olacağız. Ya çıktığımız gibi herifler bizim kafamıza sıkarlar. Sen ne diyorsun?
Ulan bunu nasıl kulaklarına takıyorlar ya? Adamın içine kaçar da bu. Ya oğlum belki de sıkmazlar. İşkence falan yapmaya çalışırlar. O arada bir şeyler yapacağız herhalde. Ne bileyim bilmiyorum ki. Hadi öleceksek de beraber öleceğiz oğlum sonuçta. Yürü. Hadi. Serhat. Burak. Sen misin? Vay gerçekten işe yarıyormuş be. Neredesin oğlum? Ben minibüsteyim de siz neredesiniz? Ben sana gelmeyeceksin demedim mi oğlum? Ya evde çok canım sıkıldı. Geleyim hem bir herekeyi göreyim falan filan dedim de. Hani benlik bir iş yoksa ben gidiyorum o zaman. Kıyıda çay falan içeyim. Dur dur dur. Dur. Geldiğin iyi oldu. Gerçekten mi? Nazmi ellerinde. Rehin aldılar. Eğer teslim olmazsak öldürecekler. Ne? Bir dakika. Yavaş söyle. Yavaş anlat. Arabada RPG var. RPG ne? Ya RPG oğlum. RPG. Roket atar. Bagajdaki sandığın içinde. Kullanabilir misin? Allah be kullanmaz mıyım? Nerede dedin? Bunlar ne konuşuyor böyle? Süreniz doldu. Çıkın artık. Yoksa arkadaşınız ölecek lan. Şakam yok. Sıkıyorum. Çıkıyorlar. Hadi. Atın silahlarınızı. Tam da sizi sevmeye başlamıştım. Lan! Sana bir fıkra anlatayım mı? Hiç sevmem fıkrayı. İçerideki arkadaşınız yeterince komiklik yaptı. Hadi oğlum. Varsay ki bilgisayar oyundasın.
İyiyim ben, iyiyim. Bir şey yok. Bacağım var, bozuldu. Hadi oğlum, bas çabuk. Abi kapı. Ya kır kapıyı. Yeter ki buradan çıkalım, hadi. Seyfi, yeni bir yer ayarlaman lazım. Nasıl lan? Her şeyi baştan mı yapacağız? Başka çaremiz yok. Toparlanın hemen. Sen şunlara bak. Nereye? Hastaneye mi? Eve, eve. Eve mi? Yaralısınız ya. Ya yok oğlum, bir şey sıyırdı sadece. Doktor halleder. Hadi sen eve devam et. Burak, sen nereden çıktın lan? Ya dedim şimdi bunlar tek başlarına yapamaz. Ben de geleyim istedim ya. Oğlum yemin ediyorum var ya, öpeceğim lan. Allah! Aa! Sana ne oldu ya? Oğlum dünyayı tersten gördüm lan ben. Uf, başım dönüyor lan. Neredesin? Mezarlığın önündeyim ben. İçeri gir. Yokuşa çık. Babamın mezarının olduğu yoldayım. Ne yapıyorsun orada? Çabuk buraya gel. Nereye gideceksek gidelim. Allah Allah. Deli midir nedir be? Derdin ne senin? Ne işimiz var burada? Yürü hadi. Sana bir teklifim var halacığım. Bugün pılını pırtını toplayıp çıkıp gidiyorsun hayatımdan. Avukat falan yok değil mi? Yalan söyledin. Hala aynı saçmalık. Kalın kafan almıyor mu? Beni kovamazsın. Eğer güzellik de olmuyorsa başka türlü hallederim. Ne yapacaksın yani? Dövecek misin beni? Onun için mi çağırdın beni buraya? Yediğin dayak aklına başına getirmedi mi hala? Getirdi, sağ ol. O yediğim dayak beni kendime getirdi. Küçükken bana attığın dayaklar geldi aklıma. Beni kapının önünde koyuşun. Babamın önünde söylediğin o yalanlar. Ama şimdi aynısı olmayacak. Ben çekip gitmeyeceğim. Sen gideceksin. Hem de sonsuza kadar. Nereden buldun bunu? İndir o silahı. Saçmalama. Halanım ben senin. Ben de. Ustura Faysal'ın kızı.
işsiz kaldığım için yenilmiş sanırlar beni. Zayıf, çaresiz. Oysa sen beni çok iyi bilirsin Ertan. Ben konuşursam kimse kaldıramaz.